Namaste. Merhabalar. Bugün 21 gün süren Sanskrit, Yoga ve Danta sözlükten 6. kavramdayız. Kavramlarımızdan sıradaki Bhakti kavramımızın Sanskrit ismi. Bhakti çok önemli bir kavram. Yoga ve benzer manevi yolların hepsinde aslında. Ne demek? Türkçe çevirisiyle, en basit, en hızlı çevirisiyle adanma, koşulsuz aşk veya teslimiyet gibi çevirileri var. Söylendiğinde bile kavram, kelimelerin ifadesiyle ne kadar iddialı bir yandan da. Ama yerine bakarsak, niçin bu kavramları en azından tüm manevi öğretiler ve yollar dahil etmiş ve bhakti, neden yoga için de çok önemli bir kavram haline dönüşmüş? Yoga kelimesinin kökenine tekrar dönersek ve benzer diğer manevi çalışmalarında kişinin varlığını bireysel kurduğu halini, ismini, biçimini, cismini göründüğünden daha geniş, olduğundan daha büyük, kısıtlamalarından daha özgür bir hale getirmeyi evrilten veya en azından bu mümkün mü diye soran yollar. Manevi yollar olarak eğer genel kavram verirsek ya da yoga içinde. Yoga kelimesine bakarsak birleşmek, bağlanmak gibi düz kelime anlamıyla çevirileri var. Ya da var olan halin içerisindeki parçaları, enstrümanları öyle bir şekilde ahenge ve uyuma getirmek ki geri kalan, onun haricinde kalan tüm parçalarla geri kalan tüm resmin dahiline dair arka planda ne varsa onunla beraber ve uyumlu, öyle bir uyum ki ayrımın kalmadığı bir hale evrilsin. Ayrımın kalmadığı dediğiniz zaman öncesinde o zaman ayrı olarak kendinizi kabul etmeniz gerek. Ayrım olmayan bir yere gitmeden önce ayrım olması gerek. Dolayısıyla bhakti'nin başladığı yerde burası. Birey, ben olarak tanımladığı isim ve biçimle olmadığı geri kalan bütüne dair o kavram neyse buna mutlak veya bütün veya yaşam veya evren diyebilirsiniz. O kavramla bağlanma bir birleşme çalışmasında veya arayışında kendi benliğini olduğu haliyle tanımında neredeyse yokmuşçasına, tamamen yok etmek değil ama neredeyse yokmuşçasına inceltmesi, sınırlarını transparanlaştırması, şeffaflaştırması, çalışmasının ve yaklaşımının aslında ta kendisi adanma veya aşk. Aşk kelimesine bakarsak kökeni aşaka, Hindistan'da yetişen bir sarmaşık, varlığını başka bir ağaca dolayarak mevcudiyete getiren bir bitki türü. Ve aşk dediğiniz zaman gerek bu insanlar arası veya diğer canlılar arası tekil ve bireysel, daha cüzi ölçekte konuşursak, kişi ancak ve ancak bu deneyimin içerisindeyken bildiği bene dair sınırlarından vazgeçmeye, kurduğu alana dair o sınırları değiştirmeye, esnetmeye açık olduğu nadir anlardan biri. Sevmek bu anlamda gerçek anlamıyla, ki bhakti koşulsuz sevmek olacak, daha derin ve daha büyüğü, sizi bildiğiniz benden bilmediğiniz bir bene dönüştüren çok ama çok gizemli ve çok ama çok güçlü bir araç. Bu yüzden de insanlar ancak ve ancak sevme deneyimine girdiklerinde bildikleri ezberlerini değiştirebiliyor veya sahip oldukları pürüzlerini bir nevi törpüleyebiliyor. Çünkü sevme ediminde her zaman bir özne olarak seven veya adanma da diyebilirsiniz bu kelimeye, bhakti'yi böyle çevireceksek, her zaman bir özne olarak adanan ve bir de her zaman bu eylemin hitap ettiği nesnesi, yani sevilen ya da adanılan vardır.
Dolayısıyla her koşulda sevmede ikilik vardır. Seven ve sevilen ya da aşık olan ve olunan, aşıkla maşuk veya adanılan ve adanan. Ancak eylemin ta kendisi bu yaklaşımıyla, çünkü eylemin içeriği öyledir ki sevmek veya adanmak nesnesine daimi ve çok güçlü bir ulaşma arzusu içeriden yakıtı taşır. Sevmek veya adanmak içerisinde gitmeye çalıştığınız nesne neyse öyle bir yerde, öyle bir noktada artık neredeyse o kişinin o olduğu bir hale evriltir. Eğer koşulsuzluğunda ve idealinde gerçekleşiyorsa diyelim. Şöyle düşünün en basitinden, eğer bir küçük muhabbet kuşu aldıysanız evinize ve onu çok seviyorsanız ve hatta adanma, bhakti boyutundaysa, sabah gözünüzü açtığınızda kuşu görmek istersiniz, gece uyumadan önce onu görmek istersiniz, her an zihninizden sadece onun düşüncesi geçer, ağzınızdan çıkan her cümle illaki onunla ilgilidir ve bir zaman sonra eğer böyle bir kişi devam ederse bu şekilde, en son tahmin ettiğiniz üzere artık neredeyse cikciklemeye başlayabilir. Kendisi o kuşa dönüşmeye başlayabilir. Bu basit benzetmesiyle, ancak bhakti yani adanma veya koşulsuz aşk veya bu kavramların bu kadar yoğun konuşulması, çünkü kişinin birey olarak kurduğu beni daha bütün, daha kapsayıcı, daha geniş, daha engin, daha koşulsuz bir hale evriltmesi için gözünün önünde unutmayacak bir şekilde sürekli onu nesne olarak tutması demek. Eğer bu varsa, çünkü adanma her koşulda aslında ayrımla özne ve nesne, seven ve sevilen, adanan ve adanılan ayrımıyla başlar ama sürecin ta kendisi nihayetinde adanan ve adanılanın bir olduğu, sevme, sevilen ve sevenin bir olduğu nihai boyutuna ermeye çalışır. Bu noktada artık sevilen veya seven aşık ve maşuk kalmaz, aşk kalır denilir. Adanılan ve adanan kalmaz, adanmayla beraber sadece ta kendisi kalır denir. Bireyselliğin, ayrılığın bu anlamda en hızlı törpüsü, zihnin en güçlü yönlendirilmesi ve odaklanması, gitmeye çalıştığı bu kavrama dair sayılan araç, yöntemdir bhakti. Ve bhakti uygulamalarıyla nasıl ki insanlar sevdiklerinde normal, bireysel biçimde de duygulara ifade anlamında araçlar buluyorlarsa, şarkılar söylemek, şiirler yazmak gibi, benzer şekilde bhakti geliştirmenin yolları olarak da kullanılan bhakti yoga içerisinde yöntemler, yine buna ilahiler söylemek diyebilirsiniz, mutlak olana yaklaştırmak adına, bu sesi, bu titreşimi içinde barındıran sözler tekrarlamak diyebilirsiniz. Japa, Sanskrit ismiyle, yani zikir, Türkçe ile. Ya da her gördüğünüz canlıyı ve cansızı aslında aranılan ve aşık olunan, diyelim ki bütüne dair o her neyse kavram, onun bir sureti yüzü olarak görerek ona hizmet diyebilirsiniz veya onunla beraber öylesine bir ilişki ve iletişim kurmak. Bu anlamda bhakti sadece tekil bir yöntem kapsamayacak kadar geniş, kalbin kapılarını açmaya, duyguları yönlendirmeye hedefleyen bir araç. Bu yüzden de bhakti yoga aslında geri kalan diğer yoga stilleriyle hatırlarsak, bağlanmayı ve birleşmeyi araştıran, birisi Raja Yoga, zihin disiplini ve yönetimi, birisi Karma Yoga, eylemlerle beraber ellerin kolların yaptığı her türedim ve işte, her ne yapıyorsanız karşılıksız bir biçimde
bir hediye gibi sunarak vermek ve gelen sonuçları hediye gibi kabul edebilme yaklaşımıyla eylem aracılığıyla bağlanmak ve birleşmek geri kalanla. Üçüncüsü Jnana Yoga, Vedanta kavramında bunu konuşacağız gelecek bölümlerde. Nihai olarak hakikatin sorgulama, muhakeme, zeka yoluyla idrakı. Dolayısıyla kalan dördüncü yol Bhakti, her ne kadar kalp ve duygular üzerinden hizmet ediyor gibi görünse de Bhakti olmadan hizmet etmeniz karma yoga mümkün değil. Bhakti olmadan, buna aşk olmadan diyebilirsiniz. Bir düzenli ve istikrarlı sistematik disipline girmeniz mümkün değil. Tekrarlı bir raja, yoga, meditasyon çalışmaları gibi sayarsak eğer. Ve eğer bhakti yine aşk veya o adanma olmadan aynı şekilde muhakeme etmek, gerçeğini bilmek mümkün değil. Bir şeyin ta kendisine dair özü ve içeriğine dair mutlak bilgiye sahip olma hali eğer jnana, nihai bilgi ise bhakti zaten sizi bu nihai bilgi haline götüren güçlü araç. Çünkü adanmak veya aşk nihayetinde nesneniz neyse onu her haliyle içeriğini, parçalarını gerçekleştiren en küçük atomuna kadar tamamen bütünüyle bilme arzusundan başka bir şey değil. Öyle bir bilmek ki o bilme nihayetinde size dair bir nesne olmayan bilginin ta kendisi siz olduğunuz bir yere evriltene kadar. Bu anlamda da bhakti'nin başka bir çevresi olarak teslimiyet kavramı bu yoga sutralarda, niyamalardan Ishvara Pranidhana olarak gelir. Mutlağa teslimiyet diye çevrilen teslimiyet kavramı aslında doğal bir sonucudur. Eğer bir şeye karşı koşulsuz bir sevgi ve adanma varsa, o nesnenin ta kendisi olmaya dair bir yönelim ve yaklaşım varsa, böylesine güçlü, bu zaten gelebilecek her tür sonucu, her tür etkiyi olduğu haliyle kabul etmenin ta kendisi teslimiyet olarak çevriliyorsa, ben dediğiniz bireyin ayrımını, sınırını, belirlenmişliğini ortadan kaldırmak demek. Dolayısıyla birey olarak, ben olarak, ayrı bir ben olarak kurduğunuz sıfat, isim ve tanımın biliyorum diye nokta nokta doldurduğu cümleleri neyse bunlardan vazgeçmek ve bilmeme ihtimalini açmak. Öyle bir bilmeme ihtimalini açmak ki orayı geri kalana dair diyelim, bilginin kendisi neyse doldurabilsin diye. Odanıza eğer hava daha fazla doldurmak isterseniz, odanızı havalandırmak isterseniz ya da odanıza ışık gelsin isterseniz, ışığı ya da havayı böyle bardaklara, kaplara koyup, çantalara doldurup odanıza boşaltamazsınız. Ve gerçek nihai bilgi için yoganın nihayetine varan bu jnana içinde benzer şekilde odanızı nasıl havalandırmak veya güneşlendirmek istediğinizde sadece havanın veya ışığın girmesine engel olan neyse, belki bir perde, belki bir kapı açmak ise yaptığımız, benzer şekilde bhakti de aslında teslimiyet, adanma veya sevebilme yetisiyle kalbi aslında bu potansiyele geliştirebilme aracılığı, yolu ve yöntemiyle kapıyı açmak, perdeyi açmak ki var olan ışık odanıza, var olan hava odanıza dolabilsin diye izin verme aracı veya yolu. Bu nedenle de kimseye sev dediğinde hemen tamam diyerek kontrolü ve iradesi dahilinde sevemiyor. Çünkü bu bir potansiyelin, mevcut olan potansiyelin zaten kendini işlemesi. Tıpkı havanın kendi varlığıyla dolması gibi. Ama kişinin yapabileceği şey, bunun önünde engeli neyse onu ortadan kaldırmak olabilir ki olan şey zaten oraya dolabilsin. Bu anlamda da bhakti yaklaşımıyla aslında sizin potansiyel ve dolu dolu olan sevebilme gücünüz ve yetinizin yeniden ortaya çıkması için yolunda olan engellerin ortadan kaldırılması ve böylece de mevcut olan ışık dışarıda varlığıyla zaten içeriye de mevcudiyetiyle doluyken
görünebilir hale gelmesi. Hepsi bu. Bu anlamda bhakti, adanma, koşulsuz sevme veya teslimiyet olarak çevresiyle yoga, bağlanmak veya birleşmek veya gerçeğini geri kalandan ayrı olmadığını idrak etmek yolunda çok önemli araçlardan bir tanesi. Namaste.